Öncelikle kanalımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoda Temmuz zam oranlarından bahsedeceğiz. Ama o konuya değinmeden önce Haberistan ekibi olarak ufak bir araştırma yaptık. Onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Peki nedir bu araştırmanın içeriği? Biliyorsunuz ki kamu bankaları tarafından salgın nedeniyle vatandaşlarımıza uygun faizli krediler verildi. Kamu bankalarına ufak bir parantez açmak istiyorum. Hangileridir? Kamu bankaları 3 tanedir. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'dır. Diğer Denizbank, ING Bank, Yapı Kredi vesaire özel bankalardır. Ülkemizde 13 milyon emekli var ve 10 milyonu bankalara borçlu durumda. Bu oran yaklaşık 10 emekliden 8'ine tekabül geliyor. Evet, kamu bankalarının vatandaşlarımızın yanında olması güzel. İkinci destek paketine göre 30 bin lira kredi imkanı sunuyor. Gerçi diğer 10 bin lira kredi imkanından vatandaşlarımız sadece 3 bin lirasından yararlanmış. Hala gerekli açıklamalar, cevaplar yapılmadı. Buradan yorumu size bırakıyorum. Ev hanımının, askeri ücretlinin, esnafın yanında olması gayet güzel bir şey. Ama emeklinin payına düşen oranı göremiyoruz burada ve sıra emeklide diyoruz. Umarız emekliye bir nebze olsa da uygun imkanlar verilir. Finans365.com haber sitesinin haberine göre emeklilere müjde 251-367 TL arası ek maddi aile yardımı diyor bu manşette. Bireylerin aile yardımı alıp almayacakları E-Devlet platformu üzerinden yapacakları sorgu sayesinde öğrenmeleri mümkündür. Emeklilere aile yardımı için yapılan yeni düzenlemeler kapsamında başvuru şartları ve yardım miktarı belirlenmiş ve kamuoyuna duyurulmuştur. Emekliye, aile yardımı çocuk sahibi olan emekli kamu personellerine devlet tarafından verilmektedir. Verilen yardımlardan faydalanabilmesi için bireyin eşinin çalışmıyor olması gerekmektedir. Eşi çalışan bireyler bu destekten faydalanamaz. Bununla birlikte eşlerin her ikisi de kamu personeli veya kamu görevinden emekli olmuş bireyler ise emekli aile yardımı bu bireylerden yalnızca birine yapılır, diyor bu sitede. Emeklilere aile yardımı ne kadardır? Eşi çalışmayan veya çocuğu olmayan memurlar için aylık 251 TL, 0-6 yaş arası çocuğu olan bireylere her çocuk için 58 TL, 6 yaş ve üzeri yaşta çocuğu olan bireylere ise her çocuk için 29 TL, 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bireylere toplamda aylık 367 TL aile yardımı parası verilmektedir. Bir de Takvim Gazetesi'nin yaptığı emekliye 405 lira ek gelir diyor. Ufak bir değinelim bu habere de. Memurlara, işçilere, eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündemde. Hem Türkiye Emekliler Derneği yani TÜET hem de memur konfederasyonları tarafından dile getirilen talep hayata geçerse aile yardımları iş hayatı sona erdikten sonra da devam edecek diyor haberde. Halen memurlara çalışmayan eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73 küsur, 6 yaş üstü çocuk için 36 küsur TL ödeniyor. Talepler hayata geçerse bu ödemeleri emekliler de alacak. Eşi çalışmayan 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli aylık 405 lira ek geliri ödemeye kavuşacak. Sözcü gazetesinden de emekli koronavirüsü tazminatı istiyor diyor. Koronavirüsü salgın nedeniyle yoksulluğu daha da artan kesimler arasında yer alan emeklilerden koronavirüsü tazminatı talebe geldi. Emekli dernekleri ve emekli sendikaları emeklilere pandemi sürecinde her ay 1000 lira ile 2000 lira arasında virüs tazminatı ödenmesi istedi. Gayet yerinde bir talep olmuş. Virüs döneminde en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini, ancak hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kalan bu parayla geçinilemediğini belirten Yavuz, virüs tamamen sona erene kadar her emekli hanesine aylık 2000 lira para ödenmesini istiyoruz. Bu talepleri için haklı gerekçeleri olduğunu belirten Yavuz, mevcut emekli aylıklarını ev geçindirmeye imkan yok, çok doğru. Yaklaşık 6-7 milyon emeklimiz ikinci bir işte çalışıyor. Virüs sürecinde bu emeklilerimizin evlerinden çıkamadıkları için işsiz kaldı demiş. Çok güzel bir noktaya değinmiş. Para yerine kredi dediler.
Başkan Cengiz Yavuz, hükümetin emeklilerin durumunu anlayıp destek vermek yerine zaten zor durumdaki insanları banka kredilerine yönlendirildiğini de belirtirken, virüs döneminde gelirleri düştüğü için borçlarını ödeyemeyen çok sayıda emeklinin de önümüzdeki dönemde ciddi sıkıntı içine düşeceğini söyledi. Sayın Yavuz, gelecek ay açıklanacak emekli zammına da değinmiş. %5 ile %5,5 civarında göründüğünü, bu zamların gerçek hayat pahalılığı ile hiçbir alakası olmadığını ifade etmiş. En az 1000 lira olmalı diye de Türkiye Kamu Emeklileri Sendikası Başkanı Osman Özdemir'den destek gelmiş. Gündemde emekliler için ne olduğunu kısaca değinmiş olduk. Şimdi sırada Temmuz zam oranları 3 aşağı 5 yukarı alınacak zamlar var. Ekonomistlerle yapılan ankette enflasyon tahmini Haziran ayı için %0,50 oldu. Buna göre ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK Bağkur emeklilerin zam oranı %5,09 olacak. Memurların ve memur emeklilerin artışı ise %1,09 enflasyon farkıyla %5,09'a yükselecek. Kim ne alacak? %5,09'luk tahmine göre en düşük aylıklar da belli oldu. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar da taban maaş 2111 liradan 2219 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde 2661 liradan 2796 liraya yükselen en düşük maaş, esnaf emeklilerinde ise 1784 liradan 1874 liraya ulaşacak. Tarihler belli oldu. Memurlar ve emekliler zammı Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı 3 Temmuz'da öğrenecek. Ay içinde hesaplarında görecekler. Zamlı maaşlar memurlara 15 Temmuz'da, SSK ve Bağkur emeklilerine de tahsis numaralarının son rakamlarına göre 17 ila 29 Temmuz'da ödenecek. Maaşları her ayın 1'i ile 5'i arasında yatırılan memur emeklileri ise enflasyon verileri bekleneceğinden ödemelerini zamsız olarak alacak, fark daha sonra yatırılacak. Emeklilerin Temmuz'da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de zamlanacak. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden hesaplanan ek ödemelerin tutarı da yükselecek. Ek ödeme yeni maaşın %4'ü olacak. 25 yıllık emekli olan bir memur 2558 lira alırken zamlı miktarı 2675 küsur olacakmış. 30 yıllık emekli memurumuz ise mevcutta 2673 küsurken zamlıyla birlikte 2795 küsura yükselecek. 25 yıllık öğretmen 3272 küsur alırken 3421 küsur alacak. 30 yıllık bir öğretmen 3491 TL alırken 3650 küsur alacak. 25 yıllık polis memuru 2704 küsur alırken 2827 küsur alacak. 30 yıllık polis memuru 2875 küsurken 3006 küsur alacak. 25 yıllık hemşire 2530 küsur alırken 2646 küsur alacak. 30 yıllık hemşire 2699 küsur alırken 2822 küsur alacak. 25 yıllık gelir uzmanı 3181 küsur alırken 3327 küsur alacak. 30 yıllık gelir uzmanı 3394 küsur alırken 3549 küsur alacak. 25 yıllık bir vaiz 2572 küsur alırken 2690 küsur. 30 yıllık vaiz 2744 küsur alırken 2869 küsur alacak. 25 yıllık mühendis 3964 küsur alırken 4145 küsur alacak. 30 yıllık mühendis 4256 küsurken 4451 küsur alacak. 25 yıllık teknisyen 2499 küsur alırken 2613 küsur. 30 yıllık teknisyen 2666 küsur alırken 2787 küsur alacak. Gerekli zam oranlarının yeterlilikleri tartışılır ama hayırlısı olsun demek istiyorum ben. Bu video bu kadardı. Takipte kalın. Emekliler için bütün güncel haberleri kanalımızdan takip edebilirsiniz.